İkinci şahıs kimdi? O yiğitlerden ikincisi Af bin Haris'ti. Af bin Haris'in evli olup olmadığını bilmiyoruz. Evli değildi ama evliydi. Evli değildi ama ev sahibiydi. Anası, babası, kardeşleri vardı. Eğer hanımı da varsa onu bilmiyoruz. Ama onun da imanın mesajlarını taşıdığı bir evi vardı. O evin babası Haris bin Rifa'a, anası Afra binti Ubeyd'di. Afra binti Ubeyd'i hepiniz tanıyorsunuz. Meşhur adıyla Sümeyra validemiz. İki de kardeşi var. Bedrin kahramanları ve Uhud'un şehitleri. Muaz ile Muavviz. Af, Akabe'deki mesajları evine taşır taşımaz, Bunların hepsi iman ettiler. Daha ortada Efendimiz yokken, Musab yokken, İslam'ın diğer mesajları yokken. Ve Sümeyra validemiz öyle bir kıvama erdi ki o 16 ayetle mesajları ilk duyan afı bile yetiştiren bir hoca oldu. Söz Sümeyra validemizden açılınca çok şey söylenir ama ben özellikle bizim dünyamıza ait bir cümle söyleyeceğim. Sümeyra validemiz yedi şehit anasıdır. Bir de babası bir de kocası canından dokuz parçayı Allah yoluna kurban etmiştir. Yiğitler yetiştiren bir anadır. Nerede yetiştirmiştir o yiğitlerini biliyor musunuz? Evde. Evin neresinde? Asıl bize önemli olan bilgi budur. Neresinde biliyor musunuz dostlar? evin sofrasında. Evin sofrası evin suffasıdır. Çocuk sofrada yetişir biliyor musunuz? Gel oğlum sana bir şey anlatayım, gel kızım sana bir şey anlatayım değil. Ailece oturduğunuz o sofra evin suffasıdır. Ve yiğitler oradan yetişir. Sümeyra validemiz de o yedi şehidini orada yetiştirmişti. İşte onlardan bir tanesidir Af bin Muaz. Af bin Haris affedersiniz. Bedir'de şehit olmuştur. O da gül devrini göremeden giden yiğitlerden bir tanesidir. Üçüncü şahsa gelin Rafi İbni Malik. 30 yaşlarındadır. Evlidir. Ümmü Malik isimli bir hanımı var. Ve üç tane oğlu var. Rafi de mesajları taşır taşımaz eve o da evini İslam'ın evi kılmıştır. Evler kurtulmuş. Yesrib öyle medineleşmiş. Yoksa bir anda öyle bir mucizeyle falan olmamış bu işler. Nasıl Yesrib Medine'ye varmış bu yiğitlerin hayatlarından öğreniyoruz. Dördüncü şahıs Kutbe İbni Amir İbni Hadid'dir. 20-25 yaşlarındadır. Evlidir. Ümmü Amr isimli bir o, hanımı var. Ve bu hanımından doğan Zeyd isimli bir oğlu var. Biz o Zeyd'den Allah Resulü'nün kutlu lisanından bize intikal eden birkaç hadisi okuyoruz. Kutbe'de eve varınca o da evini Darul İslam kılmış. Beşinci ve altıncı şahısların yani Ukbe İbni Amir İbni Nabi ile Cabir İbn Abdullah İbn Riab'ın aile hayatlarına dair bilgilere ulaşamadık. Belki biraz daha detaylandırılsaydı ulaşılabilirdi. Ama şu ana kadar eldeki mevcut kaynaklarda aile hayatına ait bir bilgi yok. Ama şu tahmini yapmamızın hiçbir beysi yok. O dört yiğit nasıl ki işe evden başladılarsa bu iki yiğidin de bundan başka yolları yok. Onlar da işi evden başlayacaklar. Eğer hanımları varsa çocukları varsa onlardan. Eğer öyle hanım ve çocukları yoksa ana ve babalarından kardeşlerinden ama bir şekilde evden başlayacaklar. Evden başlanmadan bu iş olmazmış. Altı yiğit bize bunu öğretiyor. Peki bu altı yiğit. 6 tane insan olarak Yesrib'e girdikten kısa bir son zaman sonra altı tane ev oldular. 6 tane aile oldular. Sonra ne oldu? Bu bir süreçti. Bu bir ilk basamaktı. İlk basamak ev ile başladı. Peki ev ile başlayan o süreç ne ile devam etti? Yine ev ile devam etti. Yine ev ile devam etti. Ama aslında o iki evin birbirinden farkı vardı. Nasıl biliyor musunuz? Biz ikisini de Türkçe ev diye çeviririz. Aslında beyt ile başlayan süreç dar ile devam etti. Nedir o? Beyt gecelenen yer. Küçüktür, şahsidir, özeldir sabit olma şartı yoktur. Bizim evlerimiz beyttir mesela. Bizim evlerimiz ne zaman dar olur biliyor musunuz? Ne zaman kamuoyuna açsak, insanlığın faydasını açsak, ve insanlığı evlerimizden nasiplendirsek, istifade ettirirsek, evlerimiz beyt olmaktan dar olmaya doğru bir süreç yaşar. Allah Resulü'nün yaptığı buydu. Şimdi Esad ve arkadaşlarının Yesrib'de yaptığı da bundan başka bir şey değil. Efendimiz 15 aile oldu Mekke'de. 16. aile eğer o sıralama doğruysa Darul Erkam ile birlikte o beytler dara dönüştü. Ve Darul Erkam Risaletin davasını yetiştirecek, o yiğitleri kıvama eriştirecek bir mektebe dönüştü. Esad da aynı bu yöntemi izledi. Altı tane ev olduktan sonra bize bir dar lazım dedi. Ve ne yaptı? Kendi evinin en büyük odasını Müslümanların istifade etmesi için açtı. İşte o açılan yer var ya Yesrib'in ilk suffası Darul Erkam yani Darul Esad'dır. Hadi şimdi biri çıksın ve bizi ikna etsin. Darul Erkam tarihte kalmıştır diye. Ya da suffa sadece peygamberin mescidinde başlamış ve bitmiştir diye ikna etsin. Hayır dostlar. Bunlar birer modeldir. İşte Esad'ın yaptığı Esad'ın Yesrib'de yaptığı aslında Erkam'ın Mekke'de yaptığıyla aynıdır. İsimler farklıdır. Onun ismi Darul Erkam'dır. Onun ismi Darul Esad'dır. Ama ikisi de peygamberi birer mekteptir. Bizden de istenilen bundan başka bir şey değildir. Peki Esad kendi evinin bir odasını bir mektep olarak edindi, ihdas etti. Sonra ne oldu? Olan da belli. Darul Erkam'da ne olduysa Darul Esad'da da o oldu. Allah'ın ayetleri üzerinde tefekkürler başladı. Zihin terleri dökülmeye başladı. Sadece ve sadece 16 ayettir dostlar. Bakın Kur'an'ın tamamına biz vakıfız değil mi? Elhamdülillah şu anda. Ama o 16 ayetin o insanlarda oluşturduğu tesir ne yazık ki bizlerin hayatında yok. Bir sıkıntı var oraya geleceğiz. Ama o insanlar 16 ayet üzerine tam bir yıl çalışmışlardır. Çünkü tarihen sabittir ki zilhicceden zilhicceye bir daha o altı yiğit Hazreti Peygamberle görüşmemişlerdir. Ne onlar efendimize gelmiştir? ne Efendimiz onlara gelmiştir. Bir görüşme vaki değil. Sadece 16 ayet üzerinden yürüyen bir eğitim. Ne yapmışlar? Tefekkür etmişler. Cemaatle namaz kılmışlar. Dertlerini konuşmuşlar, ortak çözümler bulmuşlar. Ama bir şey daha yapmışlar. Öyle bir şey yapmışlar ki o yaptıkları şey daha sonra Müslümanların üzerine bir farz olarak yazılmış. Öyle bir şey yapmışlar ki daha Kur'an konuşmadan, Allah Resulü konuşmadan o yapılan şey ortaya çıkmış. Daha sonra o şey bir farz olarak Müslümanların üzerine yazılmış. O şeyi şöyle bir merak edin. Ama esadın kelime manasını da burada hatırlayın. Esad nedir biliyor musunuz? Çok saadetli, çok hayırlı, çok bereketli demektir. Arapların kullandığı güzel bir ifade var. Derler ki her insana isminden bir nasibi vardır. İsim deyip geçmeyin. Her isim insana yapılmış fiili bir duadır. Onun için bazıları İsim konusunda o kadar hassas davranırlar ki ki bu konuda en hassas olan da Efendimiz Aleyhisselatü vesselamdır. Konulan o ismin o şahıs üzerinde çok ciddi tesirinin olacağını o bizden daha iyi biliyordu. Esat böyleydi. İsminin hakkını yerine getiren biriydi. Her işte öncüydü. Biraz sonra size aktaracağım şeyde de o öncüdür. Ne yapmıştır biliyor musunuz Esat Yesrib'de? Cuma namazı kılmıştır. İlk Cuma namazı kılan şahıs budur. Musab'dan önce, Allah Resulünden önce Cuma namazını ihdas eden insan Esat bin Zürare'dir. Bu konuda rivayetlerimiz var elimizde. Aslında Araplar Cuma gününe Cuma demiyorlar. Bu isimlendirme Efendimiz'e ait. Ama o gün kadim Araplarca da kutsal bilinir. İlk kaynakların bize verdiği rivayete göre ilk kez bugünü ihtas ettiren Efendimiz'in yedinci dedesi Kab İbni Lüey'dir. Yeumul Aruba demiştir o güne. Araplık günü, Araplar günü. Ve o günde Arapları toplamıştır Kabe'nin avlusuna. Onların meselelerini konuşmuştur, sorunlarını çözmüştür. Ara arada Kab İbni Lüey bakışlarını ötelere dikerek gelecek son elçiden bahisler açmıştır. Sonra bu gelenek Araplar içerisinde yaygınlaşmıştır. Mekkeli Araplarda, Medineli Araplarda Yevmül Aruba'yı böyle bir gün olarak ihya etmeye çalışmışlardır. Ta o güne kadar. Esad demiş ki madem böyle bir gelenek var biz müslümanlar olarak niçin şirkin hakim olduğu o toplantılara katılalım biz kendimiz o gün bir araya geliriz kendi dertlerimizi konuşuruz Allah'a topluca ibadet ederiz belki o rahmetten daha fazla istifade ederiz böyle bir amaçla ilk kez cuma namazı Esad'ın önderliğinde kılınmıştır ve iki rekat olarak kılınmıştır. Aynen Efendimizin daha sonra yaptığı gibi namazdan ya önce ya sonra bir de hutbe irade etmiştir Esad. Daha sonra Musab İbni Umeyr gelince Esad'ın başlattığı bu güzel geleneği devam ettirmiştir. Ama bazen Musab bin Umeyr Medine'nin dışına tebliğ ve davet için gidip de gelemeyince yine onların önüne esat geçmiş ve onlara namaz kıldırmıştır. Şimdi Ebu Davud'un ilgili babında aktarılan bir rivayet bu söylediklerimizi de destekler mahiyettedir. Oradaki rivayette şöyle bir cümle kullanılır. Derler ki ensari Müslümanlar ne zaman Medine'de cuma ezanı okunsa hemen zihinler Esad'ı hatırlar. Özellikle Ensar'ın büyüklerinden olan Kab İbni Malik gözleri dolar yaşlar akar. Ah Esad der ne güzel bir sünnet bıraktın bizlere. Ve ezan bitene kadar da Ensari Müslümanlar Esad'a dua eder. Bakın nasıl bir hayrın sahibidir nasıl bir saadetin sahibidir buradan öğrenin. O namazla birlikte de Müslümanların birbirleri arasındaki kenetlenme daha da ileri seviyeye gider. Ayetler üzerinde tefekkür var. Namaz var, cemaatle namaz var, cuma namazı var. Bu kadar mı? Hayır. Darul Erkam'ın yaptığı bir şey daha var Darul Esad'da. Nedir? özel muhataplara bu dinin mesajını ulaştırmak. Ve bir yıl boyunca Esad'ın ve arkadaşlarının gayretiyle Medine'de imanın mesajlarının girmediği ev kalmamıştır. İman edenler azınlıktadır doğrudur ama imanın mesajlarının girmediği ev kalmamıştır. Ve Esad bunu yaparken Aynen Allah Resulü'nün yaptığı gibi yapmıştır. İşe yakınlardan bu işi hak edenlerden başlatmıştır. En ilk Esad'ın eliyle Müslüman olan kimdir biliyor musunuz? Daha sonra adını çokça duyacağımız yiğit bir sahabidir. Ebu Heysem'dir. İlk Müslümandır. Esad'ın eliyle iman dairesine giren ilk insandır. Daha sonra Ubade İbni Samit ki biz onu çok iyi biliyoruz. Yezid bin Sa'lebe, Abbas bin Ubade, Üveym İbni Sa'ide ve daha niceleri. Bir yıl, bir yıl sonra yeni bir buluşma için Yesrib'den Mekke'ye doğru yürürken altı kişi gelmiş, 12 kişiyle yürümüşlerdir ama geride en az 12 kişi daha vardır. Ve her biri bir ailedir aslında bir beyttir. Medine'de iman böyle yeşermiştir. Dostlar çok şey söylenir bu konuda. Ama burada bir noktaya dikkatinizi çekeceğim. 16 ayet ve Efendimiz ve vesselamla bir iki saatlik görüşme. Başka bir şey yok. Doğru mu? Başka bir şey yok. Peki ne oldu bu insanlara ki 16 ayetten böyle bir ilham aldılar? Ne oluyor bize ki biz bu ilhamı alamıyoruz? Bu soruyu sormak zorundayız. Eğer biz Suffa'nın o ilk temellerini Yesrib'de kurulan bu ilk suffaları anlamak istiyorsak bu soruyu sormak zorundayız. Neden Allah Resulü'nün lisanından çıkan o mesajlar yaşları 20 ile 30 arasında olan o altı delikanlıyı bu noktaya vardırdı da şu anda Kur'an'ın tamamı bizim elimizde olmasına rağmen biz aynı oranda hatta onların zekatları oranında Kur'an'dan istifade edemiyoruz. Neyi biz ihmal ediyoruz? İhmal için herkes birçok şey söyler. Ama sadece ve sadece temelde bir şey var. O bir şey başka bir şeye daha sebep oluyor. Aslında iki tane sebep var. Biri birini tetikliyor. Nedir biliyor musunuz? Onlar Efendimiz'i ve okunan ayetleri ciddiye alıyorlardı. Mesele ciddiyettir. İkincisi onlar duydukları o sözleri üzerlerine alıyor ve kendilerini muhatap sayıyorlardı. Zaten dedim ya biri birinin sebebidir. Ciddiye aldıkları zaman zaten onlar mesajları kendilerine söylenmiş mesajlar olarak algılayacaklardı. Demek ki işin temelinde bizlerle sahabe nesli arasındaki en büyük fark ciddiyet farkı ciddi olamadığımız için bu mesajlardan istifade edemiyoruz Rabbimiz çok ciddidir ciddiyetini görmek isteyen Kur'an'a baksın Kur'anımız çok ciddidir resulümüz çok ciddidir bu dini bize intikal ettiren o ilk üç nesil çok ciddidir ama gelin görün ki o ciddiyet bize yok olmadığı için de işte biz yesripleşen coğrafyalarımızı medineleştiremiyoruz. Ciddiyet olmasa onun yerine birçok şey olur. Ama ciddiyet olursa iki şuurun sahibi oluruz. Bir, ihsan şuurumuz olur. İki, mesuliyet şuurumuz olur. İhsanın tarifini biliyoruz değil mi? Sözün sahibi o tarifi bize vermiş. Allah'ı görüyormuşçasına Allah'a kulluk etmek. Eğer böyle bir şuur olursa el nedir kaygısı taşımaz. Allah nedir kaygısı taşır. İhsan şuuru olmazsa elin karşısında başka kendi nefsiyle baş başa kaldığında başkadır. Hatta daha acı bir şey söyleyeyim. Bu öyle acı bir şeydir ki bizi şirke kadar götürür. Kıldığımız namazlar bile başkadır biliyor musunuz? Tek başına kıldığımız namaz başka. Cemaatte gözler bize bakıyorken kıldığımız namazlar başka. Cemaatin içerisindeyken tesbih var elimizde, dilimizde ama cemaat yokken yok. Bu nedir? Riyakarlık değil midir? İhlassızlık değil midir? Daha da ötesi var ama onları ben söyleyemeyeyim. Herkes kendi nefsine söylesin. Neden peki? İhsan şuuru yok da onun için. Bakın bu altı yiğit Yesrib'e vardıklarında bir söz üzere vardılar. Bir yıl sonra Efendimizle yeniden görüşeceklerdi. İnanın ben onların adına yemin ederek söyleyebilirim ki hayatları onun en büyük ispatıdır. Biz çalışalım, çabalayalım, bir şeyler yapalım ve bir yıl sonra efendimizle karşılaştığımızda yaptıklarımızı ona anlatalım ve ondan bir afferin kazanalım diye bir mülahazaları bile olmamıştır. Tek bir gayeleri vardı o da Allah'tı. Allah diyebilmek için o şuurun yani ihsan şuurunun olması lazım. Eğer ihsan şuuru olmazsa Allah'tan başka her şey denir. Kıyaslayın selamlarımızı, kelamlarımızı bu aciz kardeşinizin ne demek istediğini daha iyi anlarsınız. Selam verirken bile bizler alacağımız menfaatleri hesap ediyoruz. Dünyalık ganimetler bizde ön planda. Bunca dünyevileşmenin altında yatan şeyde de ihsan şuurunun eksikliği değil midir? Ciddi olsaydık eğer inanın bizde de o olurdu. Bir ayet sadece o kutlu nesle Akabe'deki o altı yiğite okunan on ayetten bir ayet okuyacağım size mealen. İbrahim suresinin 42. ayeti. Ne diyor Rabbimiz o ayette biliyor musunuz? sakın ha sen zalimlerin yaptıklarından yaptıkları şeylerden Allah'ı gafil habersiz sanma. Allah o zalimlerin yaptığını çok iyi biliyor demektir bu. Ancak Allah onları cezalandırmayı korkudan gözlerin dışarıya fırlayacağı bir güne ertelemiştir. Ben okudum bu ayeti siz dinlediniz. Ne bende bir şey oldu ne sizde. Ama bu ayeti akabede Allah Resulü'nün o mübarek lisanından dinleyen o altı yiğidin ayaklarının bağı çözülmüştü. Anında mesele şuydu. Acaba biz Allah'ın dediği o zalimlerden biri miyiz? Bunu demeyene kadar biz Kur'an'dan istifade etmeyeceğiz. İsterse Kur'an'ın ayetlerini ayetleri üzerine bindirip duralım. Biz o zalimlerden biri miyiz? Gözlerin, ağızların, yüreklerin yerinden fırlayacağı o gün ilahi kelamın lisanında söylendiğinde acaba yürek şöyle pır pır ediyor mu? Yerinden çıkacak gibi oluyor mu? Eğer oluyorsa mesele yok ama olmuyorsa ciddiyetimizde bir sıkıntı var. Ciddiyetimizde bir sıkıntı olduğu için ihsan şuurumuz tam anlamıyla yerine oturmuyor. İhsan şuuru olmadığı gibi mesuliyet şuurumuz da yok. Bakın bu kadar önemli meseleler 3-5 insanın sırtına havale edilmiş. Hoca değil mi yapsın diyoruz. Ya bu din hocaların dini midir? Bizim dinimizde din adamı diye bir şey yoktur. Bizim dinimizde dininin adamı diye bir şey vardır. Herkes dininin adamıdır. Din sadece belli bir zümreye havale edilecek bir mesele midir? Risaletin davası diyoruz. Cehenneme giden evlatlarımız diyoruz var olan yangının farkındayız ya da değiliz ama halen yatıyoruz. Niçin? Ciddiye almıyoruz da onun için. Eğer ciddiye alsaydık neme lazım demezdik. Eğer ciddiye alsaydık ateş düştüğü yeri yakar demezdik. Eğer ciddiye alsaydık bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın demezdik ciddiye alsaydık var ya ateş nereye düşerse düşsün nereye düşerse beni yakar derdik. Ciddiye alsaydık eğer bana dokunmayan yılan kilometrelerce uzaklıktaki bir kardeşime aynı ailenin mensubu olan başka birine ulaşacak başka birine dokunacak diye çırpınır dururdu ve bir mesuliyet şuuru altında kıvranır dururduk. Kimin gibi? Abdullah İbni Ümmü Mektum gibi. Birkaç kez hatırlatmışımdır, anlatmışımdır o tabloyu. Ama yeri geldi o tabloyla bitirelim. Amadır biliyorsunuz. Abese suresinin naziline sebep olan sahabidir. O sahabinin mesuliyet şuurunu anlatıyor Enes bin Malik bize. Hadisiyede diyor, İran'la yapılan harpte bir de baktım ki İslam askerlerinin arkasında Abdullah İbni Ümmü Mektum bir elinde siyah bir sancak bir elinde zırh duruyor. Kanım dondu diyor Enes. Ne işi var burada? Ama gözleri görmüyor. Ne işi var bu insanın burada? eğildim ve kulağına Fetih suresinin 17. ayetini okudum. Leysel alel a'ma haracun dedim. A'maya Allah yolunda cihad etme sorumluluğu yoktur ayetini okudum. Sesimi tanıdı diyor. Döndü ve bana dedi ki Enes sensin değil mi? Evet dedim. Ne işin var burada dedim. Ey Enes dedi. Vallahi ben burada olmakla aslında Müslümanlara güç itibariyle bir şey katmadığımı biliyorum. Ben okuduğum o ayeti de biliyorum. Allah'ın beni sorumlu kılmadığını da biliyorum. Ama beni buraya getiren bir tek şey var. Nedir o şey? Beni buraya getiren şey Müslümanların sayısını kafirlerin gözünde çoğaltmaktır. Mesuliyet şuuru olmazsa bu söz bir insanın lisanından çıkar. Vazifelerimizi yapmıyoruz. Bırakın üstümüze vazife olmayan işleri omuzlamak. Vazifelerimizi yapmamak için bile kırk bahane buluyoruz. Ama ciddi olsaydık. Cehennem var dedikleri zaman şöyle bir sarsılsaydık kıyamet var, haşır var, hesap var, Allah var dedikleri zaman şöyle bir sarsılsaydık. Cennet var dese dedikleri zaman şöyle bir sarsılsaydık. İnanan ciddi olurduk. Bu din ciddi adamlar bekliyor. İşte Akabe'de Allah Resulüne el uzatan o altı yiğit, Ciddi oldukları için Yesrib olan o coğrafya Medine oldu. Niye yüreklerimiz medineleşmiyor? Alın size cevabını. Hiç düşmanı başka yerde aramayın. Ben de aramayayım. Hiç Darul İslam sevdaları ve türküleri söylemeyelim. Darul İslamlar yürekte başlar, evden devam eder, sonra topluma yayılır. Ne diyelim dostlar? Allah bizi bu ciddi dinin, ciddi müntesiplerinden etsin akabedeki o altı yiğidin hayata kattıkları bu değerden ilham alanlardan etsin ve Medine'nin o ilk suffasından bizleri de nasiplendirsin inşallah Subhaneke Allahu ve bihamdik Eşhedü en la ilahe illa ent Estağfuruke ve etubü ileyk ve ahir davane enil rabbil alemin